Yani Allah razı olsun Ersan, senden sayende oturuyorum kardeşim. Bak bir de kral gibi oturuyorum ha. Efendim, Prestij Otomotiv'in en çalışkanı, sevgili başkanımızın kardeşi. Abi beni konuşturmayacaksın dedi. Dedim konuşturmayacağım. Yanında poz vereceğim. Şu an poz veriyoruz. Ersan'ım seni bir tanıyalım. Tanıtır mısın? Ben Ersan Salılı, Murat Salılı'nın kardeşiyim. Güzel bir organizasyona yine geldik beraber. Pikniğimiz başlamıştır. Eğlence devam ediyoruz. Peki neden kameraya konuşmak sana bu kadar zor? Ya ben medyayı kullanmayı seviyorum ama olmayı sevmiyorum, sadece bu. Konuşça şu var bak, teşvik vardır. Mesela abin dernek başkanı, aynı iş yerine çalışıyorsunuz ve abin kadar sen de fedakarlık yapıyorsun bu dernek için. Çünkü kazancınızdan gidiyor, ortak dostlarınız oluyor. Hatta ortak dostlar derken sevgili Kadir Açıl abim var, biraz sonra burada olur ve Allah nasip ederse inşallah önümüzden geçmezler, geçmiyorlar. Onlar da oto alım satım işleri yapıyorlar, biraz lüks arabalar. Dedim ki Prestij Otomotiv lüks arabalarla çalışan bir kurum, mutlaka tanıştırayım, birbirinize patlaşırsınız diye. Yani demek istediğim bir teşviktir. Benim abim dernek başkanıysa onun yanında olmak, ona destek verdiğimi göstermeyi tercih ederim. Ya şöyle, ben abime şöyle desteklerim yanayım. Ben abimin zaman kaybını üzülüyorum bazen, açık konuşayım. Ben çünkü ben niye? Ben her zaman çalışarak devam ediyorum. Mesela abimin olmadığı günde ben çalışıyorum. Abim pikniğe geliyor, çalışıyorum. Ben şöyle diyeyim sana, ben parayı değil çalışmayı çok seviyorum. Abim mesela bu işleri çok üstüne düştüğü için, sevdiği için, koşturmayı çok sevdiği için. Bir de abimde girişkenlik çok fazla. Şu var bak, ben dernekçilikte şunu fark ettim. Annemin dayısını görmüştüm, rahmetli annemin dayısını köy derneğiyle çekim yaparken şaşırdım. Yani şurada Salur'un az önce isimlerini, soy isimlerini gördüm. Birçok Salurlu'yu burada görme imkanın oluyor, şansın oluyor. O yüzden dernekçiliğin en büyük avantajı bu ve buranın en güzel farkı da şu. Yabancı yok, aile pikniği gibi. Ya şöyle, aileden ziyade şu an ne? Ya benim soy ismim Salurlu ve benim anne tarafım Başer. Ya akrabalarımızın %90 hep akrabayım zaten. Yani abim de olsun. Abim bir girişken olduğu için şimdi abimi tanıyanlar bizi otomatik olarak tanıyor zaten. Şöyle bir şey daha var. Burada nereden baksan 152 kişi var. Yani %90 akrabamdır benim. Yani muhakkak akrabalığım vardı. Zaten son akrabalı yaşadığı biziz şu an. Senede iki defa bunları birebir görüp merhabalaşma, selamlaşma şansı oluyor. Dernekçiliğin en büyük avantajlarından biri. Ortam gerçekten mükemmel. Artı bir kere daha dile getirdim, yine söylüyorum. Salur'un hanımefendileri gerçekten çok marifetli. Yani herkesin sofrası maşallah, yok yok. Az önce bir bazlama, gözleme tarzı bir şey yedim. Ankara yağlaması. Mükemmel olmuş. Benim hanım için dedim mutlaka öğretin. Bana tarif et de dedim ben yaparım. Yani değişik, muhteşem bir şey. Hatta şimdi kamerayı oraya çevireceğim. Oyuna baksana Allah aşkına. Yani birazdan, şimdi değil. Aynen, ben biraz. Bu ara sevgili Ersan'ımdan röportaj almayacağım, poz vereceğiz dedik ama gerçekten güzel oldu. Benim için çok iyi oldu. Biraz sonra gelin hanımla masayla mangal yaparken geleceğim. Aynen. Ya şöyle, yavaş yavaş alıştırıyorsun. Hani iki laf, iki kelime derken, ya ben çekingen bir insanım. Çünkü niye? Ya ben dediğim gibi kullanmayı seviyorum. Şu an rahatım. Çünkü işim yok, ilk sen olmuyor. Bir laf vardır. Konuşana değil, konuşturana bak. Ben o zaman şu oyuna gideyim. Tamam, biraz sonra bas. Tamam abi, teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Herkes kendine iyi baksın. Çok teşekkür ediyorum. Evet, biz oyuna doğru gidiyoruz. Oh,
serdi. Ağlar o zalimin hızını. Ağlar candan yürekten sevdim. Ağlar eşekler vurgular. Ağlar eller acım şallalar. Ağlar eşekler vurgular. Ağlar eller acım şallalar. Yol ele
bize.